Throw, throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ölü yaprak şutunu göstermeye çalışacağım. Bu şutun özelliği kaleciye doğru giderken topun aniden yön değiştirmesidir. Bu yüzden kaleciler için gayet tutulması zor bir şuttur. Birkaç örnek zaten göreceksiniz sonra. Yeah. Topa doğru giderken ben hep şöyle yapıyorum. İndiriyorum topu. 1, 2, 3, 4. Bir tane de sola. Böylece topa yeni şekilde duruyoruz. Yeah. Topu şu kısımdan vurmaya çalışın. Şuradan topa vurmaya çalışın. Ve ayağınızın şu kısmıyla vurmanız gerekiyor topa. Topa giderken ayağınız düz gitmesi gerekiyor topa. Yani şöyle. Ve ayağınız bacağınızı tam yukarı kaldırmıyorsunuz. Yani şut gelip çekerken yukarı kaldırmıyorsunuz. Zaten örneklerde göreceksiniz. Topa geliyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde. Kesip vuruyorsunuz topa. Ve ayağınız tam kalkmıyor. Yani şöyle olması gerekiyor. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Bir adım da sola. Böylece topa bu şekilde duruyoruz. Ve topa doğru giderken ayaklarımın ucunda. Şöyle. 1, 2, 3. Böyle bir şekilde. Ucumuzu öne doğru. Çünkü arkaya doğru yaklaşırsak top kaleye geçebilir. Yani geçer. O yüzden ucumuz öne doğru. Ve şutu çekerken şöyle, yani ayağımız yukarı kalkmayacak. Şöyle. Tak. Yeah. Bu vuruş için özel bir top veya özel bir krampona gerek yok. Herhangi bir top ve rahat ettiğiniz bir futbol ayakkabısı olabilir. Yeah. Thank you.
Arkadaşlar sakın pes etmeyin, bu şutu 2 günde öğrenemezsiniz. Bayağı bir zamanınızı alacaktır. 3 ay 4 ay sürebilir çünkü önce bir şutu alışmanız gerekiyor. Dediğim gibi pes etmeyin. Eğer bu şutu kullanabilirseniz o zaman kalecilere geçmiş olsun diyorum. Çünkü gerçekten tutması çok yakalayan, yani kurtarması çok zor bir toptur. O yüzden pes etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de beğenmeyi de unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.